Tonguç Akademiden herkese merhabalar. İzotürler diyeceğiz. Daha öncesinde atom modellerinden ve atomun yapısından genel anlamda bahsetmiştik. Şimdi geldik o atom yapısından yolu çıkarak izotürlerden bahsetmeye. Ne olacak peki? Nedir bu izotürler? İzotop atomlar diyeceğiz, izoton atomlar diyeceğiz, izobar atomlar ve son olarak da izoelektronik taneciklerden bahsedeceğiz. Bunların ilişkilerinin nasıl olduğunu, birbirlerine hangi benzer özelliklere veya hangi farklı özelliklere sahip olduklarını anlatıyor olacağız. Bu arada ben oldukça iyiyim arkadaşlar. Umarım siz de çok iyisinizdir Tabii benim gibi. Bomba gibisinizdir. Şimdi şunu bir hatırlamamız gerekiyor. Element sembolünü yazdığımız zaman elementin sol alt köşesine ona ait proton sayısını yazıyorduk. Burada proton sayısı yer alıyordu. Ve bu proton sayısının bir diğer adı ise atom numarası oluyordu. Ve bunun yine aynı şekilde bir diğer adı ise çekirdek yükü oluyordu. Çünkü çekirdekteki tek yüklü tanecik protondur. Dolayısıyla da çekirdeğin yükünü bu proton sayısı verirdi. Benzer şekilde atomun cinsi türü e, proton sayısı ile alakalıdır. Biz o yüzden proton sayısını aynı zamanda atom numarası olarak ifade ediyorduk. Sol ortaya yazacağımız şey işte şekilden de sembolden de anlayacağımız gibi nötron sayısı oluyordu. Bir taneciğin kaç tane nötron taşıdığını buraya bakarak anlayabiliyorduk. Sol üste yazdığımız sayıya gelince bunu bulurken Proton sayısı ile nötron sayısını toplamamız yeterli oluyordu bize buradaki değeri veriyordu. Bunun bir diğeri de yani proton ve nötron sayılarının toplamı kütle numarası adını alıyordu. Çünkü atomdaki e, kütleye sahip olan sadece proton ve nötron vardı. Biz elektronların kütlesini ihmal edebileceğimiz kadar düşük olduğunu söylüyorduk. O yüzden proton ve nötronun e, toplamı bize kütle numarasını veriyordu. Aynı zamanda çekirdekte sadece proton ve nötron olduğu için buradaki tanecikler aynı zamanda nükleon sayısı yani çekirdek taneciği sayısı olarak değerlendirilebiliyordu. Bu üçü de aynı şeyi ifade ediyordu bizim için. Proton sayısı, nötron sayısı burası da bu ikisinin toplamı oluyordu. Sağ alt köşeye geldiğimiz zaman sembolden de anlayacağımız gibi elektron sayısı yani orbitallerde yer alan kaç tane elektron var buraya bakarak görebiliyorduk. Sağ üst kı kısma geldiğimiz zaman da elektron alışverişi var mı yok mu? Eğer varsa verilmiş mi alınmış mı? Kaç tane verilmiş kaç tane alınmış? İşte buraya baktığımız zaman buradaki sayı bize onu söylüyordu. İyon yükü eğer sıfırsa proton ve elektron sayısının birbirine eşit olduğunu anlıyorduk. Çünkü iyon yükünü bulurken proton sayısından elektron sayısını çıkarmamız yeterliydi. Eğer ki proton sayısı elektron sayısından fazlaysa bu taneciğin nötr halden elektron vermiş olduğunu anlıyorduk. Yani buranın eşit olması demek sıfır olması demekti iyon Yani atomdan bahsediyor olmamız demek oluyordu. Eğer tanecik elektron verdiyse burası pozitif yüklü olacağı için onu katyon olarak isimlendiriyorduk. Eğer burası negatifse dışarıdan elektron alındığı anlamına geliyordu. Biz onu anyon olarak isimlendiriyorduk. Şimdi güzelce bunları hatırladığımıza göre izotürlerden bahsetmeye başlayabiliriz. Bulunan tanecikler arasındaki ilişkileri ifade edecek aslında. izotop, izoton, izobar, izoelektronik. Bu e, atom altı taneciklerin sayıları arasındaki ilişki. Yani iki farklı taneciğin taşıdığı atom altı taneciklerin sayılarını bize ifade edecek. Eğer iki tane atom varsa bizim elimizde. Bu, bu atomların taşıdığı proton sayıları birbirine eşitse. Aynı sayıda proton taşıyorsa. Dolayısıyla atom numaraları veya bir diğer de işte çekirdek yükleri birbirine eşitse. Ama buna karşılık olarak Nötron sayıları farklıysa ve dolayısıyla kütle numarası bu ikisinin toplamını ifade ettiği için kütle numaraları da birbirinden farklıysa işte biz bu tür atomlara birbirinin izotopu atomlar diyeceğiz. Ne gibi? Elimizde iki tane magnezyum atomu olabilir. Dikkatinizi çekerse aynı sembolü kullanmışız. Çünkü proton sayılarının birbirine aynı olması demek yani atom numaralarının birbirine aynı olması demek aynı elemente ait olduğu anlamına gelecektir bu taneciklerin. Dolayısıyla... İkisinde de 12 tane proton var ama kütle numaralarına geldiğimiz zaman birisinde 25, birisinde 24. Bu neden kaynaklanıyor? Demek ki burada 12 tane nötron varmış ki 12 protonla 12 tane nötron toplamışım ve 24 kütle numarasını elde etmişim. Burada 12 tane protona karşılık 13 tane nötron varmış ki toplamından 25 kütle numarasına sahip olmuşum. İşte bu nötron sayıları arasındaki farklılık bu taneciklerin birbirinin izotopu olmasını sağlıyor veya Hidrojenden bahsedecek olursak hidrojenin doğada iki tane izotopu vardır arkadaşlar hidrojenin kendisi sıfır e, nötrona sahiptir yani sadece bir tane proton vardır dolayısıyla kütle numarası da birdir ama döteryum adını verdiğimiz bir hidrojen izotopu var ki onun bir tane nötronu vardır dolayısıyla topladığımız zaman kütle numarasının iki olduğunu buluruz veya trityum adını verdiğimiz bir diğer izotopunda ise iki tane nötron vardır. Dolayısıyla ikisini topladığımız zaman yani proton ve nötron sayılarını topladığımız zaman 3 kütle numarasına ulaşırız. Hidrojen, döteryum, trityum elementlerin yani burada kullandığımız sembollerin farklı olması farklı elemente ait oldukları anlamına gelmiyor sadece izotopların sembollendirilmesi farklıdır. Oysa ki bunlar da yine hidrojen elementine ait farklı izotoplardır arkadaşlar. Magnezyum'da böyle bir şey yapmamışız bile. İkisinde de aynı sembolü kullanmışız. Aynı elemente ait olduklarını belirtebilmemiz için. Şimdi fiziksel ve kimyasal özelliklere geldiğimiz zaman arkadaşlar kimyasal özellik doğrudan proton ve elektron sayısı ile alakalıdır. Yani İki tanecik hem proton hem elektron sayısı birbirinin ile aynıysa kimyasal özellikleri de birebir aynı olmasını bekleriz. Ancak fiziksel özelliklerden bahsederken işin içerisine kütle de girer. Çünkü kütle fiziksel bir özelliktir. O yüzden biz izotop taneciklerden bahsediyorsak bunların aynı olan özellikleri kimyasal olacak. Çünkü hem elektron sayıları aynı hem de proton sayıları aynıdır. Ancak fiziksel özelliklerine geldiğimiz zaman e, kütle numaraları farklı olduğu için farklı fiziksel özelliklere sahiptir. Yani bu magnezyumla bu magnezyum aynı tepkimeleri verirler, aynı aktifliklere sahipler, kimyasal olarak birebir aynılar. Ancak bunların e, mol sayılarını aldığın zaman eşit molde aldığın zaman farklı kütlede sonuçlar elde edersin veya aynı bileşiklerde farklı kütleleri sana verme şansları vardır. <laughs> İzoton atomlara geldiğimiz zaman Bakın izotop atomlarının sonunda P harfi vardı o yüzden proton sayısıydı aynı olan. İzoton atomlara geldiğimiz zaman hani bir kopya bilgi olarak düşünebiliriz. Buradaki N harfi bizi aslında kopya veriyor. Neden? Çünkü izoton atomlarda bu defa aynı olan sayı nötron sayısı. Elimizde iki tanecik olacak ve bunların nötron sayısı aynı olacak. Ama buna karşılık olarak proton sayılarının farklı olmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla nötron sayısı aynı proton sayısı farklıysa bu ikisinin toplamı da Tabii ki farklı olmak zorunda olacak. Ne gibi? Mesela magnezyum ve sodyum. Burada arkadaşlar şuna dikkatinizi çekelim. Farklı semboller var. Neden? E proton numarası farklıysa atom numarası yani onun kimliğini bize söyleyen bilgi farklıdır. Dolayısıyla da elementin sembolü de, kimliği de her şeyi farklı olmak zorunda. Bizim elimizde magnezyum ve sodyum elementi olsun. Şimdi proton sayıları birbirinden farklı. Birinde 12, birinde 11 tane proton var. Ama İkisinde de 12 tane nötron var. Dolayısıyla kütle numaraları 24'e 23 oluyor. Yani bizim bizden beklenen özellikleri tamamen karşılıyorlar. Bu iki tanecik birbirinin izoton taneci oluyor veya florla neonu kıyaslayacak olursak flor'da 9 proton, neon'da 10 proton var. Ancak İkisinde de 10'ar tane nötron olduğu için kütle numaraları 19'a 20 olmuş. Eşit sayıda nötron içerdikleri için bunlar birbirinin izotonu özellik gösterecekler. Şuna dikkat. Sadece nötron sayılarının aynı olması yeterli olmuyor. İzoton deneyebilmemiz için proton sayısının da farklı olması gerekiyor. Veya izotopta da aynı şey geçerli. Proton sayısının aynı olması yeterli değil. Nötron sayısı da farklı olacak ki biz ona izotop diyelim. Aksi halde zaten aynı atomdan bahsediyor oluruz. İzoton atomların fiziksel ve kimyasal özelliklerine geldiğimiz zaman ikisinin de birbirinden farklı olduğunu göreceğiz. Yani hem fiziksel hem de kimyasal özellik bu taneciklerinde birbirinden farklı olacak. Kimyasal özellikler de doğrudan proton ve elektron sayısına bağlı olduğu için şimdi bu taneciklerde elektron sayıları da birbirinden farklı. 12'ye 11 e proton sayıları zaten kimlikler farklı olduğu için hem fiziksel hem kimyasal bütün özellikler farklıdır izoton atomlarda izobar tanecikleri, izobar atomlara geldiğimiz zaman bu defa arkadaşlar ne proton sayıları birbiriyle aynı ne de nötron sayıları. Aynı olan bunların toplamları yani kütle numaraları birbiriyle aynı olacak. Proton sayısı farklı, aynı şekilde nötron sayısı farklı ama velhasıl ki bunları topladığın zaman kütle numarası birbirine eşit olması gerekiyor. Ne gibi? Kalsiyum argon var diyelim elimizde. Şimdi 20 tane protonu olan bir kalsiyumun kütle numarasının 40 olması demek 20 tane nötron içermesi demek. Ama argon'da da şöyle bir şey var. 18 tane protonu var. Buna karşılık 22 tane nötron olduğu için onun da kütle numarası 40 oluyor. Şimdi ne proton sayıları birbirini tutuyor, ne nötron sayıları birbirini tutuyor ama bunları topladığımız zaman aynı kütleye sahip olduklarını gördüğümüz için bunlar birbirinin izobarıdır diyoruz. Yani eşit sayıda tanecik aldığımız zaman bütün özellikler birbirinden farklı olacak. Aynı olan tek şey var. ikisi de aynı kütleye sahip olacaklar. Aynı şekilde karbon ve azotun farklı azot azotun e, farklı izotoplarını gördüğümüz zaman 6 ve 7 proton sayılarına sahip ikisi de ancak karbon burada 14 kütle numarasına sahip olduğu için 8 tane nötronu varken azotun burada 7 tane nötronu vardır. Dolayısıyla kütle numaraları aynı olmasına rağmen hem proton hem de nötron sayıları birbirinden farklıdır. Bu bütün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin birbirinden farklı olduğu anlamına gelecek. Zaten proton sayısı değiştiği anda hepsi değişiyordur. Ancak e, eşit sayıda tanecik aldığımız zaman aynı kütlede maddeler elde ediyor olacağız. İzoelektronik taneciklere geldiğimiz zaman buradaki kıyaslamamız nötron ve kütle numarasını ilgilendirmeyecek. Burada proton ve elektron sayılarından bahsediyor olacağız. Adı üzerinde zaten izoelektronik. Yani elektronlar aklımıza gelsin. Elektron sayıları dolayısıyla da bu elektronların e, atom etrafındaki dizilimleri, orbitalleri, yerleşmeleri birbiriyle aynı olacak. Ama proton sayıları farklı olması gerekiyor. Atom numaraları farklı olacak. Dolayısıyla atom numaralarının farklı olması da farklı elementlere ait taneciklerden bahsettiğimiz anlamına gelecek. Ne gibi? Florun ve neonun. Birinin 9 tane protonu birinin 10 tane protonu var. Ancak biz florun normalde nötraldeyken 9 elektrona sahip olması gerektiğini biliyoruz. Fluor dışarıdan bir tane elektron alıp eksi bir yüklü hale gelecek olursa 10 tane elektrona ulaşır. E neonun da 10 tane elektronu var nötr haldeyken dolayısıyla bu ikisinin birbirine izoelektronik özelliğini gösterdiğini söyleyebiliriz. Veyahut argonun 18 protonu 18 elektronu var nötr haldeyken. 19 protonlu olan potasyum dışarıya bir tane elektron verirse o da 18 elektronlu olur. Veyahut 17 tane protonu olan klor Nötr haldeyken 17 elektrona sahiptir. E dışarıdan bir elektron alırsa onun da 18 tane elektronu olur. Dolayısıyla bu üçünü kıyasladığımız zaman üçünün de proton sayısı birbirinden farklıdır. Ancak eşit sayıda elektrona sahiplerdir. Dolayısıyla da bunlar birbirinin izoelektroniğidir diyebiliriz. Şunu göreceğiz. Elektron sayısı değişmiş. E proton sayıları zaten farklıydı. Yani elektron almış ya da vermiş iyon hale geçmiş tercihlerden bahsediyoruz biri katyon, birisi anyon özellik gösteriyor bunu görüyoruz. Diğeri de nötr halde. Bu yüzden hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri gene birbirinden farklı olacak arkadaşlar. Ne dedik? Şimdiye kadar saydıklarımızda fiziksel özellikler tamamında farklı zaten. İzotop atomlarda da, izotonlarda da, izobarlarda da, izoelektroniklerde de fiziksel özellikler hep farklı. Kimyasal özelliklere geldiğimiz zaman sadece izotop atomların kimyasal özellikleri birbiriyle aynıdır. Fiziksel özellikler onlarda da farklıdır demiş olduk. İzoelektronik taneciklerle ilgili şuna dikkat etmemiz gerekiyor. En fazla bir tanesi nötr olabiliyor. Yani flor, neon. Hani bunun yanına şöyle bir izotop, izoelektronik daha yazabilirdik. Sodyumun artı yüklü halini yazacak olsaydık 11 tane protonu var. Artı bir yüklü olsaydı 10 tane elektron olurdu. Bunlar da izoelektronik olurdu ama izoelektronik olabilmek için dışarıya bir elektron vermesi lazım. Yani artı yükle hale geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla sadece bir tanesinin nötr olma şansı vardır. Geri kalanlar mecburen iyon olacaktır. O yüzden de tanecikler olarak değerlendirmek daha doğru bir ifade olacaktır izoelektroniklerden bahsederken. Şimdi şöyle bir örneklendirelim bakalım o zaman. Elimizde bazı tanecikler, bu taneciklerin proton, nötron, elektron sayılarını ayrı ayrı değerlendirecek olursak hangileri izotop, hangileri izoton, hangileri izobar, hangileri izoelektronik? Bunları hep birlikte bir belirleyelim bakalım. Karbonun 13 kütle numarasına sahip bir taneciğinden bahsediyorsa bize Proton sayısı kaçtır? Hemen zaten sol alt köşede proton sayısını yazıyordu. Dolayısıyla 6 tane protonu vardır. Nötron sayısı, şimdi bu ikisinin farkı olacak tabii ki. Yani proton ve nötron sayısının toplamı bize 13'ü vereceğine göre. Demek ki nötron sayısı 7'ymiş. Elektron sayısına geldiğimiz zaman dışarıdan 4 elektron almış halinden bahsediyoruz. Eksi 4 yüklü olduğu için 6, 4 tane elektron daha aldığı zaman tabii ki 10 tane elektrona sahip olduğunu göreceğiz. Buradan bahsedecek olursak sol altta 7 yazıyor demek ki 7 tane protonu var. Nötron sayısı 14 eksi 7'den burada da 7 olarak karşımıza çıkacak. Elektron sayısına geldiğimiz zaman dışarıdan 3 tane elektron aldığı zaman 7 varmış 3 daha aldı. Dolayısıyla 10 tane elektron olduğunu göreceğiz. Sodyumun artı yüklü halinden bahsediyor. Proton sayısının 11 olduğunu görüyoruz. Nötron sayısı 23 eksi 11 olduğuna göre 12 tane nötronu vardır. Elektron sayısına geldiğimiz zaman dışarıya bir elektron vermiş halinden bahsediyorsak yani 11 bir tane de verdiği zaman 10 tane elektronu kalacak. Bunlara gelelim karbonun 6 tane proton olduğunu zaten buradan görmüştük bunun devamı var. Nötron sayısı olarak 8 tane nötron olduğunu söyleyeceğiz aradaki fark kadar olduğu için e herhangi bir şekilde iyon yük vermediğine göre proton sayısı elektron sayısına eşit olmak zorunda. Buradan bahsediyorsak proton sayısını 5 olarak vermiş. Nötron sayısı aradaki fark kadar olacağına göre 13 5'ten 8 tane nötronu vardır diyeceğiz. Ve elektron sayısı proton sayısına mecburen eşit olacak. Nötr halde olduğu için magnezyum artı 2 yüklü taneciğinden bahsediyorsa 12 proton sayısıymış. Aralarındaki fark kadar yani 12 tane nötronu varmış. Artı 2 yüklü olması 2 tane elektron vermiş olması demek oluyor. 12 elektronundan yani 10 tane elektronu varmış. Şimdi hangileri izotoptur? İzotop olabilmeleri için proton sayılarının birbirine eşit olması gerekiyor. Burada proton sayısı eşit olan sadece bu iki tanecik var. Yani karbon 13 ve 14 izotopları var zaten aslında. Yani karbon 13 ve karbon 14 olarak değerlendirebiliriz. Sadece bunlar izotop özellik gösteriyor. Hangileri izotondur? Şimdi nötron sayısı birbirine eşit olanlar. Şunları görüyoruz. Karbonun 13 ve 14 izotopları birbirinin nötron sayıları eşit ve proton sayıları farklı olduğu için izotonu özellik göstereceklerdir. Yani şöyle yazabiliriz. Karbon 13 ile azot 14 birbirinin izotonudur. Benzer şekilde karbon 14 ile de bor 15 şey pardon 13 birbirinin yine izotonu özellik gösterecekler. Eşit sayıda e, nötron içerdikleri için. Hemen yazıyoruz. Karbon 14 ve bor 13. Aynı zamanda Sodyum ve magnezyumun da burada 12'şer tane nötron eşit olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla sodyum ve magnezyum buranın 24 olduğu durumlar birbirine izoton özellik gösterecek. İzobarlara geldiğimiz zaman bu defa toplamlarına bakmamız gerekiyor. Şimdi 13 var, 14 var, 23, 24, 13, 14. Eşitlikler de var. Şunların ikisi de 14 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla azot ve karbon bunların nötron sayıları da birbirinden farklı olduğuna göre hemen azot 14'lü Karbon 14'ün birbiriyle izobar özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Proton sayıları birbirinden farklı olduğu için şu ikisinin de 13 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla karbonun 13 haliyle ile borun 13 hali yine birbiriyle izobar özellik gösterecek. E, proton sayıları ve nötron sayıları birbirinden farklı olmasına rağmen kütle numaraları birbirine eşit. İzoelektroniklere geldiğimiz zaman... Burada, burada, burada ve burada üçünde, dördünde de 10 tane elektron olduğunu görüyoruz. Yani karbonun 13 hali, eksi 4 yüklü hali tabii ki daha doğrusu. Ve bunun yanı sıra azotun eksi 3 yüklü hali. Bunun yanı sıra sodyumun artı 1 yüklü hali. Bunun yanı sıra magnezyumun da artı 2 yüklü hali birbirine izoelektronik özellik gösteriyordur. Çünkü eşit sayıda elektron içerdiklerini gözlemleyebiliyoruz. Bazı zamanlar karşımıza şöyle grafikler çıkabilir, grafiklerde sorular yansıtılabilir. Proton ve nötron sayılarını bize bir grafik üzerinde vermişim. Bu tanecikleri tek tek değerlendirecek olursak mesela x taneciğinden bahsederek bir başlayalım. X tanecinde bize proton sayısını 12, nötron sayısını 13 olarak vermiş. Dolayısıyla toplamları 25 olacak. Yani kütle numarası 25'miş x taneciği için. Y taneciğinden bahsedecek olursak Y taneciğinde proton sayısını 12 olarak vermiş. Nötron sayısının 14 olduğunu söylemiş. Toplamları 26 olacak kütle numarası bizim için. Z taneciğinden bahsedecek olursak 13 tane protonu var. Buna karşılık olarak 12 tane nötron olduğunu söylemiş. Yani 25 buradaki kütle numaramız olacak. T taneciğinden bahsediyorsak 13 tane protona karşılık 13 nötron var. Dolayısıyla kütle numarası 26 olacak. K tane için de yazalım. 13 tane protona karşılık 14 tane nötron var. Toplamları olarak 27 tane kütle numarası var. Kütle numarası 27'dir. Daha doğrusu, L'den bahsedecek olursak, L'de proton sayımız 14'müş, e, nötron sayımız 12'ymiş. 26 bizim buradaki kütle numaramız olacak. M'den bahsedecek olursak, son olarak ise M'de proton sayısı 14, nötron sayısı 13 olduğuna göre toplamları kadar yani 27 buradaki kütle numaramız olacak. Şimdi izotop atomları belirlemek istiyorsak ne yapacağız? Proton sayılarına bakacağız. Hangilerinde proton sayıları birbirine eşit? X ve Y'de ikisinde de 12 ve nötron sayıları birbirinden farklı. Dolayısıyla X ve Y tanecikleri birbirinin izotopu. Başka ne var peki? Z, T ve K taneciklerine baktığımız zaman üçünün de 13 tane protonu var. Üçünde de nötron sayısı birbiriyle farklı. Dolayısıyla Z, T ve K tanecikleri birbirinin izotopu olacak. Aynı şekilde M ve L taneciklerine baktığımız zaman ikisinde de 14 proton var. Ve nötron sayıları birbirinden farklı. Dolayısıyla M l tanecikleri de bu çiftlerde gene birbiriyle izotop özellik gösterecekler. İzotonları seçecek olursak. Nötron sayısı eşit olanlara bakmamız lazım yani. Şimdi ne var? X var 13, T var 13, M var 13. Bunların nötron sayıları birbirine eşit ve Üçünün de proton sayısı birbirinden farklı. Dolayısıyla X, T ve M birbiriyle izoton özellik gösteren tanecikler olacak. Başka Y14, K14. Şimdi ikisinin nötron sayısı birbirine eşit ve proton sayıları birbirinden farklı. Dolayısıyla Y ve K tanecikleri birbirinin izotonu özellik gösterecekler. Z ve L'ye baktığımız zaman ikisinin de nötron sayısı 12 ve proton sayıları farklı. Dolayısıyla Z ve L tanecikleri birbirleri için izoton özellik gösteriyor olacak. İzobar taneciklere geldiğimiz zaman bu defa da kütle numaralarının birbirine eşit proton ve nötron sayılarının farklı olmasını bekleyeceğiz. Şimdi X'de 25 var, Z'de de 25 var ve proton nötron sayıları birbirinden farklı. Dolayısıyla X ve Z birbirleriyle izobar özellik gösterecekler. 26, 26 ve 26 yani Y, T ve L kütle numaraları birbirleriyle aynı olmasına rağmen Proton ve nötron sayıları farklı olduğu için Y, T ve L tanecikleri birbirleriyle izobar özellik gösterecekler. K ve M tanecikleri de ikisi de kütle numarası olarak 27'ye sahip ve proton ve nötron sayıları farklı olduğu için birbiriyle izobar özellik gösterecekler. Bu şekilde sınıflandırmamızı yapabileceğiz. Şöyle neler öğrendik de en baştan bir sıralayacak olursak. Proton sayısı eşit ama nötron sayısı ve dolayısıyla bununla birlikte kütle numarası farklı olan atomlara birbirinin izotopu atomlar diyeceğiz. Nötron sayısı eşit bu defa ama proton sayısı farklı. Dolayısıyla kütle numarası da farklı olan tanecikler izoton özellik gösterecekti. Bu ikisinde şu sondaki harf aslında bize kopya verecek diyebiliriz. Proton ve nötron sayısı farklı yani ikisi birden farklı ama buna rağmen ikisinin toplamı dolayısıyla da kütle numarası birbirine eşit olan tanecikleri biz izobar atomlar diyeceğiz. Elektron sayısı aynı olmasına rağmen dolayısıyla bununla birlikte elektron dizilimi de aynı olmasına rağmen proton sayısı birbirinden farklı olan tanecikleri izoelektronik tanecikler diyeceğiz ve izoelektronik taneciklerden en fazla bir tanesinin nötr olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Güzelce konumuzu tamamlandığımıza göre gelelim ödevlendirme sırasına. Şimdi sıfırdan dokuza kim yaptı? hepimizde var. Bayağı da bir yol kat Neler yapmışız neler yapacağız. Şöyle bir göz atacak olursak. Birinci ünitemizi tamamladık arkadaşlar. E, atom modellerini, atomun yapısını neredeyse tamamladık. Atomda e, atom türleri yani izotürlerden bahsettik şu anda. Dolayısıyla ödevimiz de burası olacak. 72. sayfa çözmemiz için bizi bekleyen kısım olacak şöyle hep birlikte oraya da bir göz atalım neler varmış nelerden sorumlu olacağız. İzotop atomlardan bahseden bir kısım var. E bu izoton, izobar ve izoelektronik tabii ki. Yani izotürlerden bahseden kısım var. Ardından bununla ilgili bir soru sayfası bizi bekliyor. Sonrasında ise bir bölüm testi bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Atomun yapısı ilgili genel sorular olan sonrasında da periyodik sistem çalışmamız için bizi bekliyor olacak. Bu ödevi tamamladıktan sonra Dinamo kimya kitabını karşımıza alıyoruz ve burada da aynı şekilde ödevlendirmemizi yapıyor, çalışmalarımızı tamamlıyor olacağız. Burada da atomun yapısında izotürler kısmı yani 67. ve 68. sayfalar bizi bekliyor olacak. Orada neler varmış? Hep birlikte bir göz atalım oraya da. 67. sayfada hemen izotürlerle ilgili bir tane çözümlü örnek var. Sonrasında 4 tane bu kazanımı geliştirmemizi sağlayacak soru bizi bekliyor olacak. Ardından da atomun yapısı ile ilgili genel bir tarama testi bizi bekliyor olacak ve ilerlemek için kitabımızı bir kenara kaldıracağız. Ödevlendirmemizde yaptığımıza göre ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.